Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fen Bilimleri 4. sınıf 7. ünite basit elektrik devreleriyle birlikteyiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Elektrik devresi neye denir? Arkadaşlar, elektrik devresi şöyle bir güç kaynağı ve iletken kablo, anahtar ve ampulden oluşan sisteme elektrik devresi diyoruz. Elektrik devresi elektrik enerjisinin akabileceği yol demektir arkadaşlar. Elektriğin akması için devrede güç kaynağı ve enerjiyi iletebilecek maddelere ihtiyaç vardır. Bir elektrik devresini oluşturan pil, bağlantı kablosu, anahtar, duy, pil yatağı ve ampul gibi araçlar devre elemanları denir arkadaşlar. Bu devre elemanlarının şimdi özelliklerine bakalım. Arkadaşlar, ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. Pil devreye enerji kaynağıdır. Anahtar elektrik enerjisini kontrol etmek için kullanılır. İletken kablodan giriş çıkışını kontrol eder. Bağlantı kablosu elektrik enerjisinin iletimini sağlar. Pillerin çıkıntılı olan üst kısmına artı kutup, pozitif kutup, alt ucuna ise arkadaşlar eksi negatif kutup denir. Şu çıkıntılı kısım pozitif kutup, zaten üzerinde yazar. Düz olan kısım ise arkadaşlar negatif kutuptur. Pillerin üzerinde yazar. Pil çeşitlerine bakalım arkadaşlar. Büyük piller, kalem pil. Şöyle batarya şeklinde piller vardır arkadaşlar. Piller kendi aralarında bağlanarak pil bataryaları oluşturur. Örneğin arkadaşlar eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı şeklinde bağlanması lazımdır. Bu doğru bir bağlantıdır. Yine eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı şeklinde yine doğru bir bağlanma şekli. Arkadaşlar artı kutup artı kutuba veya eksi kutup eksi kutuba geldiğinde yanlış bağlanma olur ve akım oluşmaz. Ampulümüz ışık vermez. Pilleri pil yatağına doğru bir şekilde yerleştirmeye dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar, anahtar kapatıldığında kapalı devre oluşur ve elektrik enerjisi bu devrede ampul üzerinden geçer, ampul yanar. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, pilin artı kutbundan çıkan elektrik enerjisinin geçmesi gerekiyor. İletken kablonun üzerinde arkadaşlar burada ampulde ışığa dönüştürüp tekrar eksi kutba gelir. Eğer anahtar açık ise arkadaşlar, devre açıktır. Yani artı kutuptan çıkan elektrik akımı, bakın, buradan geçemeyeceği için ampulümüz ışık vermez. Anahtar açık olan bir devrede elektrik enerjisi ampul üzerinden geçemez ve ampul yanmayacaktır arkadaşlar. Elektrik enerjisinin ev, okul ve iş yeri gibi binalarda bağlantı kablolarıyla ulaştırılır. Arkadaşlar, duvarın içerisinde şöyle bağlantı kabloları vardır. Elektrik tesisatı denir burada. Elektrik enerjisi kablolar yardımıyla prizlere ve elektrik düğmelerine ulaştırırlar arkadaşlar. Bakın, ampule, prize ve elektrik düğmesine ulaştırılır. Öğretmenimiz bize bir devre kurmamızı istedi. Bu devrede eğer ampulümüz ışık vermiyorsa nedenleri vardır. Şimdi bu nedenlere bakalım. Birinci nedenimiz arkadaşlar, elektrik devresi bağlantı kablosu kopuk olduğunda ışık yanmaz. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer buradaki gibi kablomuz kopuksa ampulümüz ışık vermeyecektir. Ve arkadaşlar, elektrik devresinde piller ters bağlandığında ampul ışık vermeyecektir. Şurada gördüğünüz gibi artı artı olmuş. Burası ne olmalı? Eksi olmalı. Buraya pil yatağına pil yanlış yerleştirildiği için ampul ışık vermez. Yine arkadaşlar, eğer devrede anahtarımız açık ise ampulümüz ışık vermeyecektir. Neden ampulümüz ışık vermez? Burada elektrik enerjisi buraya geçemeyeceği için, bakın anahtar açık olduğu için buraya geçemez ve devre tamamlanmayacağı için ampulümüz ışık vermeyecektir. Yine arkadaşlar, eğer bağlantı kablosu kopuk değilse, duy iyice yerleştirilmişse, ampul duya iyice yerleştirilmişse, her şey tamamsa, yine ışık vermiyorsa ne olmuş olabilir? Pilimizde elektrik enerjisi tükenmiş olduğu için ampul ışık vermiyordur arkadaşlar. Arkadaşlar, pillerin artması ampullere daha fazla elektrik enerjisi sağlayacaktır. Örneğin öğretmenimiz bize bir pil, bir ampul, bir anahtar ve iletken kablo verdi. Bağlantı kablosu verdi. Kurduğumuz devrede ampulümüz bu şekilde yanarken pil sayısını arttırdığımızda ampulümüz daha fazla ışık verecektir. O halde pil sayısının artması elektrik akımını arttıracak. Daha çok elektrik enerjisi üretilecek ve ampulümüz daha parlak yanacaktır.
devreye bağlanan pil sayısının arttırılması durumunda ampulün parlaklığı da artacak. Basit bir elektrik devresinde yan yana bağlanan özdeş ampullerin sayısı arttıkça parlaklığı azalır. Arkadaşlar, öğretmenimiz bize anahtar, bağlantı kablosu, pil ve ampulden oluşan devre elemanlarını verdi. Bizim basit bir elektrik devresi kurmamızı istedi. Bizler arkadaşlar bir pil, bir anahtar, bir ampulden oluşturduğumuz devre en fazla ışık verirken ampul sayısını arttırdığımızda ışık azalacaktır arkadaşlar. Bir elektrik devresinde pil sabit kalmak şartıyla ampul sayısı artarsa ampul parlaklığı azalır arkadaşlar. Çünkü pilin sağladığı elektrik enerjisini ampuller paylaşır. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Pili ekmek olarak düşünürsek, ekmeği yiyen bir ampul bir ekmek yediği için çok doyacaktır, çok ışık verecektir. Burada iki ampul bir ekmek yiyecektir. Yarımşar ekmek yiyecekleri için az doyacaktır, az ışık verecektir. Burada ise 1/3 ekmek yiyecekleri için az doyacaktır, daha az ışık verecektir şeklinde de düşünebiliriz. Basit elektrik devresinde lamba sayısı aynı kalırken pil sayısını arttırdığımızda lamba parlaklığı artar arkadaşlar. Bakın, burada iki pil bir ampul, burada bir pil bir ampul var. Burada iki pil olan devremizde daha fazla ışık yanacaktır. Yine arkadaşlar, basit bir elektrik devresinde pil sayısını aynı tutarak lamba sayısını arttırdığımızda lambanın parlaklığı azalacaktır arkadaşlar. Bakın, burada bu ampulümüz bir ekmek yiyor. Buradaki iki ampul bir ekmeği yediği için her ampule yarım ekmek düşecek ve az doyacakları için az ışık vereceklerdir. Ampullerin parlaklığına göre sıralamamızı istiyor. A devresine baktığımızda bir pil bir ampul, B devresine baktığımızda iki pil iki ampul, C devresine baktığımızda iki pil bir ampul, D devresine baktığımızda arkadaşlar bir pil iki ampul var. Devrelere baktığımızda hangi ampul daha fazla ekmek yiyecektir, daha fazla pil enerji üretecektir? C. Demek ki C en fazla. A ile B'ye baktığımızda her bir ampule bir pil düştüğü için eşit yanacaktır. D ise iki ampule bir pil düştüğü için en az yanacaktır. O halde arkadaşlar C en büyük, A B'ye eşit, D en küçük olacaktır. Bir elektrik devresindeki ampulün ışık vermemesinin nedeni hangileri olamaz diyor arkadaşlar. Pil tükenmiş olması olabilir. Bağlantı kablosunun kopması olabilir. Anahtarın kapalı olması. Arkadaşlar, zaten anahtarın kapalı olması gerekiyor. Olamaz. Birinci sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır. Bir elektrik devresinde lambanın takıldığı devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, lamba duya takılır. Cevabımız A şıkkı. Pil enerji sağlar. Pil yatağı pilin takıldığı yer. Anahtar da elektrik enerjisinin giriş çıkışını kontrol ederdi. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Anahtar açıksa lamba ışık verir. Yanlış. Anahtarın kapalı olması gerekir. A'yı sildik. Lamba duya tam yerleşmese bile ışık verir. Yanlış. Tam yerleştirilmelidir. Piller bitse bile devredeki ampul ışık verir. Yanlış. Bağlantı kablosu enerjiyi bir noktadan başka bir noktaya taşır. Doğru. Hangisi doğrudur dediği için cevabımız D şıkkı. Öğrenciler görevlerini açıkladıkları devre elemanlarını aşağıdakilerden hangisinde doğru vermiştir? Devre için gerekli enerjiyi üretir pil, devredeki lambayı açıp kapatır anahtar. Pil ve anahtar hangi şıkta var? B şıkkında. Bu cümlelerin doğru olabilmesi için boşluklara aşağıdakilerden hangisi verilen getirilmelidir? Bir elektrik devresinde anahtar nokta nokta ise lamba ışık vermez. Açıksa arkadaşlar ışık vermezdi. O halde açık olacak. A ve B'yi eledim. Bir elektrik devresinde enerji nokta nokta sayesinde taşınır. Bağlantı kablosuyla taşınıyor. O halde cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evlerimizde duvarlarda bulunan elektrik düğmeleri basit elektrik devrelerindeki hangi devre elemanıyla aynı görevi yapar? Anahtar da arkadaşlar. Elektrik akımının giriş çıkışını kontrol eden devre elemanı anahtardı. Bu da evlerimizdeki elektrik düğmeleriyle aynı görevi yapmaktadır. Aşağıda pil ve ampul sayısı verilen devrelerde hangisinde ampuller en parlak yanar? Arkadaşlar, ampulün en parlak yanabilmesi için pil sayısının fazla, ampul sayısının az olması gerekir. Bakalım, 3 pil, 1 ampul. Evet, pil sayısının fazla, ampul sayısının en az olduğu
A şıkkı. O halde cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 2-2 ise bir ampule bir pil düşüyor. Burada iki ampule bir pil düşüyor. Burada bir ampule bir pil düşüyor. B ile D eşit yanar. En fazla yanan A şıkkıdır. Cevabımız A şıkkı. Yukarıdaki verilenlerden hangileri bir devrede ampulün yanmama sebebi olamaz diyor. Arkadaşlar bakalım. Devredeki iki adet pil olması. Evet bu olmaz arkadaşlar. Devredeki anahtarın kapalı olması. Evet bu da olmaz. Devredeki pilin bitmiş olması. Bu olabilir. Hangisi olamaz dediği için 1 ve 2 B şıkkı olacaktır arkadaşlar. El fenerinde elektrik enerjisinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar el fenerlerinde pil kullanılır. Elektrik enerjisinin kaynağı pildir. Aşağıdakilerden hangisi bir devrede pillerin ve ampullerin yerleştirildiği araçta doğru verilmiştir? Pil, pil yatağına, ampul de duya yerleştirilir. Hangi şıkta var bu? A şıkkında var. Yukarıdaki bilgilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Piller tek kutupludur. Yanlış. Piller artı ve eksi olmak üzere iki kutuptur. Bu yanlış arkadaşlar. Ampulde elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüşmesi amaçlanır. Doğru arkadaşlar. O halde yalnız iki doğru cevabımız B şıkkı olacak. Furkan yukarıdaki gibi bir devre kuruyor. Devredeki ampulün parlaklığını arttırmak istiyor. Buna göre Furkan aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Arkadaşlar devredeki ampul parlaklığını arttırmak için ne yapıyorduk? Pil sayısını arttırıyorduk. O halde hangisi olacak? Devredeki anahtar açılmalıdır. Yanlış. Devreye bir pil daha bağlanmalıdır. Doğru. Cevabımız da olacak. B şıkkı. Devreye bir ampul daha bağlanımdır. Bu azaltır arkadaşlar. Tam tersi. Devrenin kablosunu uzatmalıdır. Hayır. Bununla alakası yok. Cevabımız B şıkkı. Basit elektrik devresinde pildeki elektrik enerjisini ampule ileten devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar elektrik enerjisinin iletimi iletken kabloydu. Kablo yani cevabımız C şıkkı. Dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.